Siz beni sattınız. Siz de var. Yarı yolda bıraktınız. Ne arzu edersiniz? Bana şey getir ya, şey düğüne gitmeden önce ben ne içmiştim? Böyle bir kokteyl içmiştim. Karışık bir kokteyl vardı ya, böyle renkli renkli meyveli. Ama şey koyma, limon koyma içine bu sefer. Ağustos sıcağında buzlu pirepitte ister misiniz efendim? Ne kokteyli ya? Burası kafe. Canım sen bizim hepimize kahve getir, tamam mı? Onun kahvesi sert ve sade olsun çünkü çok ihtiyacı var. Ay ya, ama ne kahvesi ya? Üf, gece yeni başladılar kızlar yani siz de şimdi. Sen gecenin pinenini yapmış olabilirsin Pelüş'üm ama inşallah başka şeylerin pinenini yapmamışsındır. Ne gibi? O kız gibi. Ben en çok buna delirdim. Sahte evliliği falan geçtim. Ona delirdim. Yani sahte nikah falan. Tamam ama o kız... Anneciğim bak sakin ol, yine sinirleneceksin, tansiyonun yükselecek. Aman benim tansiyon zaten bu gece zirve yaptı, oğlum orada da bıraktı. Bundan daha fazla nereye yükselsin o tansiyon? Herkesin içinde alenen yüksek sesle ilan ettiniz. Bu yalan bir nikahtır diye. Ben o sırada bile bu hale gelmedim. Ama o kız ne zamanki girdi... Pelin. Pelin onun ismi. O kız değil. Aman canım. Adı batsın. Neyse ne. Anneciğim bak, iki dakika sakin olursan her şeyi anlatacağım diyorum. Anlat oğlum, anlat. Ay baştan beri her şeyi anlat, dinleriz. Vallahi bu çok heyecanlı bir hikaye. Hadi başla baba. Ay neye başlayayım Pelüş'üm? İşte Bülent her şeyi halledilmişti dedi. Ay şuna bak ya. Hayır o kadar coşmayın dedim, dinlemediniz. En çok da sen Başak yani. Ne oldu? Prens Bülent hallettik deyince bir anda kuzu oldun. Hmm, onu hallettik dediği şey ne biliyor musun? Nikah kıymak. Saçmalama kızım, saçmalama. Yok öyle bir şey. Öyle der mi benim prensim Bülent'im öyle bir şey olsa? Hayır. Ne yaptı? Ne yaptı yani? Sinan şimdi o kadar insanın ortasına böyle çıktı. Anne ben Pelin'i seviyorum, bu bir oyundu falan mı dedi acaba? İnanmıyorsunuz değil mi böyle bir şeye? Seviyorum anne. Ben Pelin'i seviyorum. Evladım sen bana demedin mi? Söz vermedin mi? Anne bu kızı bir daha hayatıma sokmayacağım, merak etme. 10 tane kalbim olsa bir tanesini bile ben bu kıza vermem demedin mi? Yapma ne olur. Ay Meliha, el kızı koluna girdi mi erkek kız mı? Ne ana tanır ne sülale. Bak Necibe, Havva ile evlendiğinden beri gönlünüzü hoş tutacak diye çift kol çengi gibi döktürüyor. Hayda. Sen istersen bu mevzunun içine bir girme. Ha Hafize, oğlumla baş başa önemli bir şey konuşuyorum. Anne insanlar değişir. Bak Pelin de değişti. Ya niye anlamak istemiyorsun? Biz birbirimizi seviyoruz diyorum. Ya sen buna gerçekten inanıyor musun? Gerçekten inanıyor musun? Ya bu kız bir oyun çeviriyor, görmüyor musun? Kör mü oldun? Sağır mısın? Yapma ne olur. Anne asıl sen yapma. Bak biz birbirimizi seviyoruz diyorum. Sen bunu kabul etsen de... Etmesen de Pelin benim her şeyim. Öyle mi? O zaman benim Sinan adında bir oğlum yok. Bunu böylece kafana sok, tamam mı? Biliyorum yaptığımız yanlış. Öyle çocuk azarlar gibi. Özür dilerim. Tamam. Tamam prensim, yarın görüşürüz. Bay bay. Halletmiş değil mi? Halletmiş. Nikah kıymış. Ay Pelin sen o kahveleri içmiyorsun. Ne yapıyorsun? Yere falan mı döküyorsun ya? Çünkü hala kafan yerinde değil. Anlatmış. Anlatmış, anlatmış. Bu bir oyundu demiş. Bu gerçek bir düğün değildir demiş. Tam annesiyle insanları sakinleştirdiği sırada da biz girmişiz. Yani bir çuval inciri berbat etmişiz kısaca. Of, yalnız adam gerçekten seviyormuş ya. Sevmese yapar mı? Ya Melia teyzeye söylemiş. Kadın o kadar hazırlık yapmış. Ya. Evet, söylemeyebilirdi. Bu bir düğünmüş gibi davranabilirdi. Tabii sabah söylerdi. Ama yapmamış. Niye? Pelin'i düşündüğü için. İşte Pelin duyunca üzülmesin diye. Vay be, ne sevmiş be. Büyük sevmiş. Dev sevmiş. Ay. Ay yeter.
Yeter yani, ben hiçbir şey yapmadım mı? Ben sevmedim mi? Kızlar niye böyle diyorsunuz ya? Ben sırf o restoranını şey yapmasın, kaybetmesin diye gittim. Muayenehaneyi sattım. İşsiz kaldım ya. Ne yaptın, ne yaptın? Ne yaptın? Ben kusacağım galiba. Ne yapmış bu ya? Ne dedi? Muayenehaneyi dedi. Biz çıkıyoruz Bülent Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Kendinize sağlık. Ne geceydi be. Ömrümde bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Hiç utanmış gibi görünmüyordun Rüzgar. Ne demek bu şimdi? Gayet mutlu gibiydin Rüzgar. Kendini oyuna kaptırmıştın resmen. Sinan, bence şu anda çok sinirlisin. Sakinleştiğin zaman konuşalım. Gelinlik giymiştin. Keyfimden mi giydim ben o gelinliği? Nasıl laflar bunlar ya? O kadar insan gelmiş, annen hazırlanmış. O saatten sonra çıkıp her şey bir oyundu demek kolay mı? Keşke söyleseydik. Keşke bu gece hiç yaşanmasaydı. Meliha teyzeniz. Artık senin bir annen yok dedi. Yok artık. Ne, sırf bu evlilik olayı oyundu diye mi yani? Yok. Pelin'le sevgili olduğumuzu öğrenince onu çabuk unuttu tabii. İnkar etseydin. Yani öyle çok üzülmüştür diye diyorum. Etmedim. Etmeyeceğim de. Bundan sonra hayatımda gizli saklı hiçbir şey olsun istemiyorum abi. Rahat edemiyorum öyle. Gördük işte hep beraber. Önce Pelin'le aram açıldı, şimdi de ailem. O yüzden anneme Pelin'i ne kadar çok sevdiğimi açık açık söyledim. Evleneceğin kadın ve sisyaları şu an bir kafedeler. İstiyorsan arayayım, gidelim yanlarına. Yok abi. Çok kırıldım ona. Zaten toplayamamıştır kendini. Daha da kötü olmayalım. Eve gidip yatacağım abi, çok yoruldum. Necip, uyur dedim tekrar ama uyumuyor vallahi. Uyumuyor. Ay onda uyuyacak hiç göz yok ha. Vallahi siz bu sabah edersiniz bu gece, ben size söyleyeyim. Ağzını hayra aç lütfen ya. Taksiye biner binmez uyuyor. Ne yapsam, bir dolaştırsam mı acaba? Ne bileyim Necip, üşenmeyeceksen. Ne üşeneceğim? Bütün gece böyle dolaşacak mıyız? Hı? Hadi oğlum. Hava. Eskişehir'den gelen akrabalar, amcanlar, ne oldu onlar? Meyser ablamın kızı alıp götürdü ya anne onları. Aman. Kafamı kaldı ben. Ay, sana da yazık be Meliha. Onca insan içinde oldu bir de her şey. Ah, dedikodusu ne sürüyordur şimdi? Hafize teyzeciğim, annem zaten kötü. Bak Meliha, sana abla tavsiyesi. Oğlanın üstüne gitme. Geçsin, tozsun. Kızdan bıkar, belki bırakır. Ama sen böyle yaparsan hepten kıza bağlanır. Yok annem, yok. Bıraksaydı onca sene sonra bırakırdı. Kara sevda bu annem, kara sevda. Bak buraya yazıyorum. Pelin'i alacak Sinan. Ay, orası öyle. Ay anne, iyi ki altını takmadın. Pelin'le evlendiklerinde takarız artık. Sinan. Uyumadın değil mi? Uyumadın sanki. Hissediyorum kapının arkasındasın. Sinan ne olur aç kapıyı, gerçekten ne olur aç. Ben böyle uyuyamam, lütfen konuşalım. Lütfen aç kapıyı, konuşalım hadi lütfen. Bugün yeteri kadar konuştum bence. Evine git istersen. Ama sen şimdi beni, portakal çiçeğini, ömrünü böyle kapılarda mı bekletmek istiyorsun? Tamam. Tamam, kabul. Kabul. Yani birazcık abartmış olabilirim. Biraz mı?
Hatırlatayım istersen. Damadın sevgilisinden geline tam 200 TL. Tamam. Tamam, sen beni bir damatla görsen, biz böyle konuklarla falan evleniyor olsak mesela. Hep aynı örneği verip durma. Niye? Gayet güzel bir örnek, hadi cevap ver. Veremiyorsun. Ben öyle bir şey yapmam. Ya zaten annem evliliğin oyun olduğunu öğrenince yıkılmıştı. Bir de üzerine sen geldin. Sinan. Doğruyu söyle, ben annene yanlış bir şey söylemedim değil mi? Doğruyu söyle bana, ne dedim ben? Bir şey söyledin mi? Hatırlatmamı ister misin? Yok. Yok, ben hatırladım. Şu an hatırladım gerçekten. İçeri girebilir miyim öyle konuşsak? Kızgınım sana Pelin. Özür dilerim. Bu sefer bu masum yavru kedi pozuna kalmayacağım. Gerçekten çok özür dilerim. Sinan, ben çok kötü, midem bulanık, kusacağım galiba, şu an kusacağım. Bak, içeri girmek için yapıyorsan eğer. Yok, gerçekten o kokteyllerin üstüne o sert kahveler içince gerçekten çok kötü oldu, kusacağım. Geç içeri, geç. Hayır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.